Ben holistik astroloğunuz Duygu Demir. 7 Eylül haftası haftalık burç yorum. Geri döndüm. Herkese merhabalar. Ben holistik astroloğunuz Duygu Demir. Merhabalar. Güzel insan, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Herkese merhabalar. İyi akşamlar ve cumartesi akşamında hep beraberiz. Herkese merhabalar. Bu cumartesi akşamı galiba yasakların bittiği ilk herhalde cumartesi. Ben de demin düşündüm, acaba dedim nasıl olacak bu cumartesi? En yoğun, en kalabalık gecelerimiz bizim cumartesileridir. Ama kapanış bakalım nasıl olacak? Gittikleri yerlerden izlerler bizi canlar diye bakalım. Düşünüyorum. Saat 10'da yine başlıyor çünkü yasaklar aslında. Bu saat itibariyle evdeyiz. Evet. Tabii 10'da başlıyor, doğru. Eve gelmeleri falan tatil kenarında işte böyle. Evet Duygu Hanımcığım, Kova Çağı ve Astroloji Dönüşüm kitabınız. Şimdi bir kere herkes gelinceye kadar 1-2 dakika şu Kova Çağı, hani çok konuşuldu ya. Bu evet. Kova Çağı'nı bir astrolog olarak biz hep böyle bu Kova Çağı'nı konuştuk durduk. Bir de sizin bakış açınızla bir Kova Çağı'na bakalım. Yani bir astrolog olarak Kova Çağı'na nasıl bakıyorsunuz? Aslında biz böyle konuştuk kendi aramızda, insanlar, yazarlar, çizerler falan, ama asıl sizin işiniz bu. Yani oradan girelim yavaş yavaş, sonra da tutulmalar kaderimizi değiştiriyor mu ve 10 Haziran'da neler oluyor diyeceğiz. Tamam. Şimdi biz astrolojide hep gezegenlerin döngülerini inceliyoruz, biliyorsunuz. Dünyanın da dönüşünü inceliyoruz. Yani dünyanın güneş etrafındaki dönüşü, dünyanın kendi etrafındaki dönüşü ve bu esnada gezegenleri gözlemleme biçimimizden bahsediyoruz. Çağlardan bahsettiğimizde dünyanın çok daha büyük bir döngüsü var. Yaklaşık 2000 küsur yıllık bir döngüsü. Bundan bahsediyoruz aslında. Biz şu anda astrolojiye göre milat ile beraber, yani İsa'nın doğumuyla beraber başladığını düşündüğümüz balık çağının içindeyiz. Henüz kova çağına tam olarak astrolojiye göre geçmedik. Yaklaşık bir 200 yıla daha ihtiyacımız var. Ama bu esnada öyle bir şey yaşadık ki bu yılın başında, daha doğrusu 2020'nin sonunda 20-21 Aralık tarihlerinde Kova burcunda çok önemli bir gezegen kavuşumu yaşadık. Ve bu gezegen kavuşumu Kova enerjisini harekete geçirmeye başladı. O yüzden biz Kova çağına bugün geçelim, yarın geçelim, tarihi hiç fark etmez. Şu anda o koridorun içinde adım adım ilerliyoruz. Artık geri dönüşümüz yok. Uyanmış bir insan bir daha geri uyuyamaz diyorum. O yüzden de artık geri dönüş yok. Kova çağının enerjisi içindeyiz. Ve aslında pandemi dönemi, hemen arkasından kova enerjisi, özellikle 2024 yılıyla beraber, 2024-2044 yılları arasındaki 20 yıllık dönemde biz bu kova çağı enerjisini bayağı aktif bir şekilde hissetmeye başlayacağız. Belki tam resmi geçiş astrolojiye göre biraz daha zamanı olabilir, ama biz bunu hissediyoruz şu anda. Neyi kastediyoruz? Bir balık çağını bizim için neydi? Bir onu söyleyeyim minnacık, içinde olduğumuz dönem derken. Balık çağı daha çok maneviyatla ilgili, inanç sistemleriyle bağlantılı, spiritüel inançlarla ilgili, dinle bağlantılı. İsa'nın doğum hikayelerinde de hep vardır. Balıklar gelir kurtarır örneğin. O yüzden böyle bir eşleme vardır astrolojide de. Ve daha çok tek tanrılı dine geçişten bahsederiz. Ancak balık burcu astrolojide sırt sırta iki tane balığın gelmesinden sembolize ediliyor. O yüzden iki ucu var. Yani bir tarafta yaradan enerjisi, bir tarafta biraz daha sert bir Lucifer enerjisi. İki tarafta savrulma ve iyilik ve kötülüğün de aslında aynı anda varoluşunu anlatıyor. Kova çağı ise insanlık bilincinin artık bu iyi, kötü, güzel, çirkin, şu, bu, bunlardan çıkıp yükselip daha büyük bir birlik enerjisi var. Sadece insan olmak değil, dünyalı olmak değil, artık evrenin bir parçası olduğumuzu kabul etmek gerekiyor diyen aslında döneme geçiş. Yani muhteşem bir teknolojik hızlanma, evrendeki farklı canlılarla bir araya gelme, farklı katmanlardaki enerji boyutlarını hissedebiliyor olma, insanın kendini tanıması. Çünkü biyolojimizi bile doğru düzgün tanımıyoruz ki tanımayı anlamaya çalışıyoruz. Beynin nasıl işlediğini anlamaya çalışıyoruz. İşte tam bütün bunlara geçiş dönemiyle ilgili bence astrolojiye göre Kova Çağı. Vay canına.
Bir de tabii kova çağı bilginin ve teknolojinin Tabii. ortaya çıktığı dönem diye biliniyor. Bir de Tabii. kova çağının diğer özelliği galiba, doğru mu biliyoruz? Maskelerin ineceği, işte herkesin böyle yalanın, riyanın ortadan biteceği, işte telepatik, yani kimsenin telepati olduğu için kimse kimseye hile, entrika, yalan söyleyemeyeceği falan gibi bir sürece giriyoruz galiba, değil mi? Yani bir Evet. süreç, güzel bir Çünkü süreç yani. aynen insanın bilinci öyle bir yere çıkacak ki zaten artık öyle oyunlara gerek kalmayacak. Ama biz tabii şu anda geçiş döneminde olduğumuz için ister istemez birazcık daha şeyi de görüyoruz. Kötünün de en dibini görüyoruz. Karanlığın da en dibini görüyoruz. Ama hep böyledir. Güneş doğmadan önce o tam zamanı en karanlıktan aydınlığa çıktığımız zamandır. O yüzden çok normal şu anki çalkantıları yaşıyor olmamız bence. Bu arada gerçekten astrolojik birçok sayfayı biliyorum, tanıyorum birçok sayfa. O kadar içime sinen bir sayfanız var ki, o kadar içime sinen Teşekkür ederim. açıklamalarınız var ki inşallah her ay birlikte bir yayın yaparız diye düşünüyorum ben de. Siz de uygun görürseniz çok hakikaten acayip güzel bir enerjiniz var. Peki bu tutulmalar. Tutulmalar bizim kaderimizi etkiler mi? Konu başlığımız bu zaten. Yani yoksa bizim kaderimiz hiçbir şekilde dönüşemez mi? Yoksa bu tutulmalarla bize bir işaret mi veriliyor? Çok güzel bir Söz soru. sizde. Ben Tamam. susayım. Çünkü benim de Şimdi çok merak ettiğim bir şey bu. Bizim kendi kaderimize bir böyle minik bir dokunalım isterim. Her birimiz doğduğumuz andaki kader deyince benim aklıma iki şey geliyor. Birincisi astrolojideki karşılığı şu. Doğduğunuz anda doğduğunuz yere geldim. Elimde bir teleskop var ve gökyüzünü inceliyorum. Bu gökyüzündeki gezegenlerin kombinasyonuna bakıyorum ve diyorum ki bu kişinin potansiyeli bu, bu, bu. Ama o potansiyelin içinde A'dan Z'ye çok büyük bir skala var. Örneğin şöyle düşünelim. Benim haritam, doğum haritam ile Bill Gates'in doğum haritası birbirinden çok bağımsız. Yani benim gidip bir teknoloji devi olmam çok mümkün değil. Ama kendi kader skalam içinde çok böyle daha kendimi atıyorum kurban durumuna düşürme ihtimalim de var. Ya da buradan çıkıp güçlenip kaderimi ele alıp hayır ben kendi hayatımı şu şekilde evriyorum diye bir dönüşümden geçmem de var. Keza kendi hayatımda da bunu yaşadım. İşten çıkarıldığım bir dönemde ben astrolojiye merak saldım. Kitabın da başında minnacık anlatıyorum ve bu benim aslında karanlığa girip oradan tekrardan yükselip çıktığım zaman dilimi oldu. Yani kendi En sevdiğim astrolojik zamanlardır benim. aynen öyle. Yani o astrolojik doğum haritamız aslında bize gidebileceğin büyük bir yol var. Bu haritanın üzerine çıkabilirsin diyor. Ne zamanlarda o haritanın üzerine çıkabiliriz? İşte böyle tutulma dönemleri gibi dönemlerde. Tabii ki kendi bireysel haritalarımızda çok başka göstergelerden de bahsedebiliriz. Pluto geçişi deriz, Uranüs bilmem ne deriz ama tutulmalar evrensel anlamda hepimizin ya da dünyasal anlamda hepimizin etkilendiği göstergeler. Tutulma bir yeni aydır ya da dolunaydır ama öyle bir sıralama ile gerçekleşir ki güneş, ay, dünya birbiriyle aynı hizalama içinde oluyor. 3 aşağı 5 yukarı ve birbirlerinin ışıklarını kapattıkları için de aslında neredeyse Sümerler zamanından beri bütün dünyanın tarihinin kaderinin yazıldığı zamanlar olarak görülüyor. Sanki ben bunu hep şey gibi düşünüyorum. Böyle bir atlı arabayla gidiyoruz. Artık şimdi atlı araba da yok. Atlı arabayla gidiyoruz. Karşımızda iki yol alternatifi var. Hangisini seçeceksin diye hayat bize soruyor. Ama böyle 15-20 günlük belki bir aylık kısacık bir zaman dilimi bu. Eğer ki biz birinden birini seçmezsek hayat tak diye itiyor bize. Artık senin gitmen gerekiyor. Çünkü kadersel bir dönüm noktasına geldik diye. İşte tutulma dönemleri seçimi bizim yapmamız gereken, gücü elimize almamıza gereken. Biz gücü ele almazsak hayatımızı bir tarafa doğru hadi bakalım diye böyle hafiften iteklediği zaman dilimi. Vay canına. Müthiş anlatıyorsun. Peki gücü elimize aldığımızda, yani biz aslında doğum haritalarımız belli, hiç değişmeyecek doğum haritalarımız var. Bu tutulmalar sırasında peki bir kere yani ay tutulması farklı, güneş tutulması farklıdır da bu her iki tutulma sırasında da o zaman biz cüzi kader dediğimiz kaderi değiştirme şansına sahibiz. Yani aslında doğum haritaları, doğru mu anladım? Doğum haritaları evet bize bir yol gösteriyor. Bill Gates olamayacaksınız. Ama kendi yazılmış cüzi kaderinizin üzerinde de oynamalar yapabiliyorsunuz. Aynen öyle yani Bunu nasıl yapıyorsunuz? Bunu külli nasıl irade yapıyorsunuz? devam ediyorken cüzi irade üzerinde oynama imkanımız var.
Doğum haritamız bize içinde olduğumuz bedenin nasıl olduğundan tutun, hangi anne babayla dünyaya geldiğimizi, bu anne babayı eğer reenkarnasyona inanıyorsak, bu anne babayı neden seçtiğimizi, çocukluk döneminde hayata dair aldığımız bütün koşullanmaları, her şeyi gösteren şeyler. Hatta ve hatta enerji bedenimizi, çakralarımızı, çakralarımızdaki blokajları, her şeyi üç aşağı beş yukarı gösteren şeyler. Eğer ki biz kendi klasik koşullanmalarımızın ötesine geçebiliyorsak, hayat iyidir, hayat kötüdür, ben parayı kazanırım, şu şöyle, bu böyle, bu koşullanmalarımızı kafamızda bir sıfırlayıp yeni bir adım atabiliyorsak, tutulmalar dönemleri muhteşem, böyle hayat kalitemizi yukarıya sıçratan yeni dönemler ve fırsatlar getiriyor. Yani irade bizim elimizde, ancak biliyorum ki bazen üst üste o kadar zorlu şeyler yaşıyoruz ki, yani hepimiz geçmişizdir bu yollardan, ben de geçtim ve insan zihnini çıkaramıyor zaten onu noktada. Yani her şey kötüye gidiyor ve daha ne yapacağım ben? Mesela bu dönemlerde biliyorum ki çok karışık ve ben arkamdan vuruldum ya da hayal kırıklığına uğruyorum diyen çok fazla kişi var. Tabii ki böyle bir duygu durumu içindeyken şimdi ben istesem de ne olacak ki diyenler olacak biliyorum. En azından bu dönemde tabii ki bir tarafta yaradan enerjisiyle bir arada olmak çok önemli. Yani maneviyatımızı yükseltmek çok önemli. Bir diğeri ise ben hep bedeni psikosomatik ağda, yani fiziksel bedenimizde psikosomatik ağın içinde çok önemli bir yere sahip. Bedenden düşünceleri de değiştirebiliriz. Düşünceden bedeni de değiştirebiliriz. O yüzden en azından bedenden yola çıkarak harekete geçelim diyorum. Yani fiziksel bedeni hareketlendirecek en azından bir şeyler yapalım. Ayrıca niyetlerimizi edelim, dualarımızı edelim ve durup da şunu düşünelim. Ben bu kararları annem babam benzerini yaptığı için ya da tam tersi annem babam bunu yaptı ve ben tam tersini yapmak istiyorum dediğim için mi seçiyorum? Yoksa gerçekten kendi istediğim için mi seçiyorum? Çünkü %90 anne babamız kaderini bir şekilde devam ettiriyoruz. Oradan özgürleşmek önemli aslında. Ve burada da ay gezegeniyle çalışıyorum. Yine buradan böyle minik bir söyleyeyim. Ay gezegenimiz bizim anne rahminin içi. Anne rahminde ben nasıl etkiler almışım? Annem huzurlu muymuş, güvende miymiş, konforlu muymuş? Bana hayatın nasıl bir yer olduğuna dair ne gibi bir bilgi akıtmış? Çünkü artık biliyoruz ki çocuklar epigenetik vesilesiyle aslında anne rahminde annenin yaşadığı mutlu mutsuz her türlü anıyı, düşünceyi, her türlü bilgiyi hem hormonlar vesilesiyle hem epigenetik aktarım vesilesiyle alıyorlar. O yüzden biz dönüp sonrasında ay gezegeni, o anne rahminin hayatın içindeki yaşam çevremiz olarak koşullandırıyoruz. Evimizin içi, yuvamız yine ay gezegenidir. İkili ilişkilerimiz yine ay gezegenidir. Hepsi anneyle bağlantılı. Rahim, içinde yaşadığımız çevre, evimiz, yuvamız, ilişkilerimiz. O yüzden dönüp rahim şifasıyla çalışmak aslında bence çok çok önemli. Kesinlikle doğum hikayemizi bilmemiz gerekiyor. Bizden önce herhangi bir şekilde annemizin kaybı, düşüğü, kürtajı var mı bunu öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü annemiz eğer ki bizden önce bir çocuk kaybettiyse eğer bunun üzüntüsü, endişesi, hayat zorluklarla geçebilir. Hayatın içinde kayıplar vardır bilgisi ister istemez bizde de oluyor. Annemiz bize hamileyken herhangi bir zorluk yaşamış mı? Buna bakmakta fayda var ki peki bir dönüp anne rahmi bilgisiyle çalışmak çok önemli bence. Bu ay gezegeni dediğiniz ay burcu. Yani evet. Yükselenimiz var, bir de ay şeyimiz var, aynen, burcumuz var. Bizim kendi doğum haritamız. Burcun değişikliği önemli mi? Yani balık olmuş, kova olmuş falan fark ediyor evet. mu? Bizim kendi doğum haritalarımızda bütün gezegenler yer alıyor. Güneşimiz, yükselenimiz ve ay burcumuz. Bu üçlü muhteşem üçlü. Güneş burcu benim bilinçli olarak aldığım kararlar. Ay bilinçaltı dürtülerim. Kimin yanında, nerede huzurlu ve konforlu hissediyorum? Yükselenimde sizin beni nasıl gördüğünüz ve hayat rotam. Örneğin benim yükselenim yay. O yüzden eller, kollar hareketli, bilgiler şunlar bunlar. Ama güneşim akrep. Nerede çıktı yay, nerede akrep? Ay burcum ise oğlak. Bambaşka bir mesele. Mesela oğlak burcunu nasıl biliriz? Resmi, ciddi, görev odaklı biliriz. Ve dönüp baktığımda ben işte 6-7 aylıkken annem çalışmak için çalışmaya başlıyor ve öğretmen ve işte bir şekilde eş durumu tayini çıkamıyor ve haftada 3 gün
gidiyor, şehir dışında kalıyor. Beni 3 gün anneannemler bakıyor. Bakın mesela ciddi, annemin ciddiyeti, sorumluluk sahibi olması ve benim hayata dair bildiğim bilincin bu olması sonrasında. Çalışmak lazım, görev odaklı olmak lazım. Ay burcunuz balıksa hikaye bambaşka. Ay burcu balıksa anneyi kurban kurtarıcı olarak iki tarafta da görmek. Anneye çok büyük bir merhamet duymak. Sonra hayatın belli bir döngüsüne geldiğimizde ama annem de keşke oradaki sorumluluğunu alsaymış demek filan gibi böyle iniş çıkışlar. Bütün bu ay burçlarını başka videolarda da yine anlatıyorum ama kitapta da anlatıyorum. Hatta her ay burcuna özel meditasyon falan da veriyorum kendi enerjileriyle çalışmaları için. Bence çok önemli bir alan. Çünkü bizim haritamızda eğip bükebildiğimiz, değiştirebildiğimiz neredeyse tek gösterge ay burcumuz. Güneşimizi çok aşırı değiştiremeyiz. Yani akrebi aşırı oynatamam ama ay burcumu oynatabilirim. Nasıl? Annemle olan ilişkime, işte ana rahmine falan böyle şeylerle ilgili çalışmalar yaparak. Oo. Peki, şimdi ay tutulmalarını ve güneş tutulmalarının arasındaki farkı önce bir anlatalım. Ondan sonra şu 10 Haziran'daki tutulmaya da gelelim. Bir ay tutulması, mesela ay tutulmasıyla güneş tutulması arasındaki ciddiyet farkı ya da sertlik farkı nedir? Süre farkı nedir? Bütün ay tutulmaları aynı süre mi etkilidir? Yoksa hepsi birbirinden farklı mıdır? Bir genel bilgiler alalım mı sizden, Tamam, Duygu tabii Hanım? ki. Biz yılda minimum 4 tane tutulma yaşarız. O yüzden hani tutulma çok böyle nadir olan bir şey değil. Yılda minimum 4 tane tutulmamız var. Bazen 8 taneye kadar çıkabiliyor. 2020'de 6 tutulma yaşadık örneğin. Bu yıl 4 tutulma yaşayacağız. Minimum 2 güneş, 2 tane ay tutulması. Ay tutulması bir dolunay zamanı, güneş tutulması ise bir yeni ay zamanı. Doğası itibariyle dolunay zamanında gökyüzünde ayı kabak gibi görürüz ya. Ay güneşin ışığını yansıtır. Haliyle şey gibidir böyle halının altına süpürdüğümüz tozları bir anda halıyı kaldırıp bütün tozları gördüğümüz zaman dilimi gibidir ay tutulmaları. Bütün gerçekliğin ortaya serildiği zaman dilimi. Duygularla ilgilidir. Bizi yoğunlaştırır, duygularımızı ortaya çıkartır, farkındalıklar getirir, gerçekleri ortaya döker. Bu anlamda daha çok duygularımızla ve farkındalıkla çalışır. O yüzden yanında bazen bitirişleri ve kapanışları getirir. Çünkü gerçeği görürüz, gerçeğin üzerine de belirli bir aksiyon kararı alırız. Güneş tutulmaları ise ay ve güneşin yan yana olduğu zamanlardır. Gökyüzünde ayı görmediğimiz dönemlerdir bunlar. Ve tohum atılma zamanı olarak görürüz biz güneş tutulmalarını ya da yeni ay dedim. Yeni başlangıçlar yapmak için tohumu atma, emek vermeye başlama, planlama, strateji kurma zamanıdır. Hatta ve hatta mümkünse yeni ayları, dolunayları, tutulmaları hem böyle bir 15 gün sonrasında bir dönüp de ne yaptık, ne ettik diye değerlendirmek hem de bizi 6 ay sonrasında durup değerlendirmekte fayda var. Şimdi ay tutulması ve güneş tutulması genellikle iki farklı yöntem var uzunluğunu ve zamanını ölçmek için, etki zamanını. Her durumda öncesindeki 15 gün, sonrasındaki 15 gün çok hareketli geçiyor ve biz buna tutulma koridoru diyoruz. Yani ilk ay tutulmasını biz 26 Mayıs'ta yaşadık. Yaklaşık 15'leri gibi Mayıs'ın başladığı tantanalar. Şimdi 10 Haziran'da güneş tutulmamız var. Yani 15 Mayıs'lardan neredeyse ayın sonuna kadar 1-1,5 aylık zaman dilimi tutulma koridoru olarak geçecek ve biz sürekli yoğun bir gündemle yaşayacağız. Hatta şimdi de görüyordur takipçilerimiz hani sabahtan akşama 100 tane haber geliyor ve geliyor mu sesim? Geliyor, geliyor, Heh, ses geliyor. tamam. Biraz görüntü dondu ama ses geliyor. Tamam, anlaştık. Tutulmalar bir ay tutulması bir sonraki ay tutulmasına kadar etkilidir. Bir sonraki ay tutulması 19 Kasım 2021 tarihinde. Yani önümüzde bir 6 aylık zaman dilimi var. Bir güneş tutulması bir sonraki güneş tutulmasına kadar etkilidir. Yani 10 Haziran'dan bir sonraki ise 4 Aralık tarihine kadar. Bunun haricinde bir de şöyle bir şeyimiz var. İşte gökyüzündeki o anki tutulma kaç saat sürmüşse etkisi o kadar yılda devam eder der bir başka teori daha ama daha çok bu 6 aylık seriyi kullanıyoruz. Bir ikincisi önemli olan şöyle bir şey var ve bu tutulmalarla da ilgili çok önemli bence. Biz şu anda tutulmaları yay ve ikizler burçlarında yaşıyoruz. Güney yay düğümü yayda yani kapanışlar yaptığımız taraf yay burcuyla ilgili, başlangıçlar yaptığımız taraf ikizler burcuyla ilgili. Bu şekilde
Güney ay düğümü yay, kuzey ay düğümü ikizler tutulmasını bir daha 18 sene sonra yaşayacağız. Yani o yüzden aslında bu 6 aylık dönemde 18 yıllık kaderimizi yazıyoruz yay ve ikizler temalarıyla bağlantılı olarak. Ne zamana geriye dönüp baktığımızda ne görüyoruz? 2002 yılının. 2002 yılında yay ve ikizler hattında benzer şekilde tutulmalar var. Ve Türkiye'nin kaderi açısından düşünürseniz 2002 yılında 2002 Kasım tarihindeki seçimle beraber çok pardon ne oldu? AK Parti hükümeti başa geldi. O yüzden önemli bir kadersel döngünün içindeyiz aslında bakarsanız bu anlamda. 18 yıl. Yani gelecek 18 yılımız şimdi şu tutulmalara bağlı. Evet, biraz da öyle. Hepimizin haritasında yay ve ikizler burçları var. Her sene tutulma başka burçta oluyor. Önümüzdeki sene boğa ve akreplere doğru geçeceğiz. Doğum haritalarımızı eğer ki biliyor isek yay ve ikizler burçlarının bulunduğu evlerle ilgili o temalar, o konularla ilgili evet 18 yıllık kaderimizi yazıyoruz şu anda. Hatta Yani doğum haritalarımızda yay ve ikizler neredeyse gelecek 18 yıl içinde oradaki kadersel döngümüz, değişikliğimiz, dönüşümümüz oluyor. evet. Yani işteyse işte, evlilikteyse evlilikte, sağlıktaysa vay canına. Çok. Ve yani bu tutulma döneminde şu anda tabii gündemleri de görüyoruz. Öyle ilginç şeyler oldu ki 27 Nisan'da bir Akrep Burcu'nda bir Dolunay vardı. O ve 26 Mayıs'taki ay tutulması ikisi de süper ay şeklinde oldu. Ay dünyaya yörüngesinde en yakın olduğu yerde. 26 Mayıs civarında böyle gökyüzünü inceleyenler, haberlerde görenler de olmuştur. Kanlı ay tutulması şeklinde oldu zaten. Dev gibi ve kıpkırmızı. Ay dünyaya yakınsa gelgitten düşünelim. Gelgit hareketinden suları ne kadar çok yükseltiyor. Ne kadar yakınsa o kadar çok yükseltiyor. O da o yüzden böyle bir tutulma olayların çok kızışacağı anlamına geliyor. Peki şey olarak şimdi Türkiye'nin burcu yay burcu mu? Türkiye Cumhuriyeti'nin neydi? Türkiye Akrep. Akrep Batı burcu tüyü. astrolojisinde Akrep. Peki bu şeyler tutulma gelecek 6 ay içinde ya da 18 yıllık süreçte bu şu anda aklıma geldi bu soru. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin gelecek 18'ini öngörebiliyor muyuz? Tabii ki. Öngörüyoruz. Şimdi Türkiye'de şöyle bir şey var. 2021 tutulmaları, 2022 tutulmaları. Bu 2 yıl çok önemli, çok 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 önemli. Çok büyük dönüm noktalarının yaşanacağı zamanlar. Asıl 2022 çok kritik olacak. Biz şu anda domino taşları gibi böyle birbiriyle bağlantılı düşünürseniz taşların en başındaki noktalardayız. Bu noktalar böyle 27 Nisan dolunaylarıyla ondan önce bir benzeri 20 Ekim 20 Ekim değil Ekim 2020'nin sonunda bir dolunay vardı. Boğa burcunda dolunay vardı. Maliye ve para ve finansal koşullarla ilgiliydi. Berat Albayrak'ın istifasını duyduğumuz dönemde. O dönemlerle beraber aslında domino taşları minik minik böyle oynamaya başladı. Şu anda Türkiye'nin gündeminde 6. ve 12. evler çalışıyor. Bunlar ne demek? Birincisi sağlık sektörü ve hizmet sektörü ve çalışan haklarıyla bağlantılı. 26 Mayıs'taki ay tutulması bu alandaydı. Demek ki çalışan hakları, insanların durumları, finansal koşullar, hizmet sektörü nereye gidecek, sağlıkla ilgili neler yapılmalı, bütün bunlarla ilgili birçok farkındalık, birçok konuşma ve birazcık daha 26 Mayıs tutulması hafiften bir hafife alma enerjisi taşıyordu. O yüzden biraz daha özgürlükleri açma ve salıverme enerjisini getirdi. Keza zaten Ekim ortalarına kadar da gitgide daha rahatlayacağız diye düşünüyorum. Diğer taraftan 10 Haziran'da olacak olan tutulma şu anda etkisindeyiz. Bir yandan Merkür Neptün kareleriyle zaten aktif 12. evimizin içinde. 12. ev gizli kapaklı olaylar demek. 12. ev halkın bilmediği, halktan gizli kalmış konuların ortaya çıkması demek. Arkamızdan dönen, ülke olarak arkamızdan dönen gizli işler demek. Yine hastaneler, rehabilitasyon merkezleri, suç oranları, hasta bakıcılar demek. O yüzden bütün bunlarla ilgili bize şu anda gökyüzü diyor ki önce çok karışacaksınız. Ne doğru ne yalan. Ne iftira ne gerçek. Bunları bir süre çözemeyeceksiniz. Çok fazla skandal ortaya çıkacak. Ve bu dönemde duyulanlar, konuşulanlar aslında birazcık daha sanki böyle şey gibi
halkın huzurunu karıştıracak ve yılın sonuna doğru aslında belki Kasım aylarına geldiğimizde bir erken seçim konuşuluyor olacak. 2022'nin zaten Nisan-Mayıs ayları çok kritik ülkemiz açısından. Önemli bir dönüm noktası taşıyor. 2022'nin Nisan-Mayıs'ında da başka değişimleri konuşuyor oluyoruz ama hepsi böyle adım adım birbiriyle birleşiyor şu anda. Yakın vadede Temmuz'un başı, Haziran'ın ortası mesela büyük bir finansal istikrarsızlıkta ikinci bir tur diye gösteriyor bize. Ocak sonu Şubat başında yaşadığımızın bir benzeri ki o dönemde anayasayla ilgili değişimleri konuştuk, vergilerle ilgili yeni kanunları konuştuk, dijital mecraları konuştuk. Bunun bir benzerini tekrardan Haziran ortasında konuşacağız. Ama Merkür retrosu olacak. O dönemde alınan kararlar yeterli şey olmayacak. Hani geçerli olmayacak. Tekrardan ele alınacak. Ne zaman? Kasım başlarında, Aralık sonlarında tekrar konuşulacak. O yüzden önümüzde birazcık daha temcit pilavı derler ya. Çevirip çevirip tekrar konuşma, hangisi doğru, hangisi eğri bilememe. Biraz daha böyle bir mesele var maalesef ki. Şurada bir soru gördüm. Evet. Onu bir şey yapmak isterim. Çok sevinirim. Çok sevinirim. 10 Haziran tarihinde bir ameliyat denmiş. Şimdi biz yeni ay dolunay zamanlarını ameliyat açısından o günü bir gün öncesi ve bir gün sonrası örneğin 10 Haziran'da tutulmaysa 9, 10, 11 Haziran. Bu tarihleri ameliyatlar, sağlıkla ilgili işlemler açısından çok önermeyiz. Çünkü astrolojik olarak ay bizim vücudumuzdaki bütün sıvıları yönetir. Lenftir, kandır, işte vücudun tuttuğu ödemdir, her türlü su ve sıvıdır. Ameliyat yapıldığı durumda ya da herhangi bir müdahale yapıldığında bu sıvıların olduğu dokulara da müdahale edildiği için biraz daha tedirgin oluruz. Mesela kan durmayabilir falan böyle şeyler yaşanabilir. O yüzden aşırı tavsiye etmiyoruz deyip onu bir dipnot vereyim. Peki bu Jüpiter'le Satürn döngüleri var ya, hani Evet. Jüpiter'le Satürn döngüleri nasıl etkiliyor insanları? Yani en çok korkulan şeyler, açılar bu Jüpiter'le Satürn döngüleri değil mi? Yani Satürn-Uranüs Jüpiter biraz daha iyi korkutuyor. galiba. Satürn, pardon, Uranüs. Satürn-Uranüs, Aynen. Jüpiter iyi olan herhalde. Evet. Evet. Şimdi Evet. Jüpiter-Satürn ikilisi eski zamanlara dönüp baktığımızda çıplak gözle gözlemlenebilen son iki gezegen. Yani Uranüsler, Neptünler, Plütoları biz çıplak gözle göremiyoruz. Jüpiter'le Satürn görülen son ikili. O yüzden eskiler bu ikiliyi ve bu ikilinin beraber dansını toplumsal hareketleri anlamak için kullanmışlar. Jüpiter ve Satürn 20 yılda bir yan yana gelir. 10 yılda arada bir karşıtlık yaparlar. 20. yılda yine kavuşurlar. Biz bu sene o Aralık'ta, 20 Aralık'ta olması lazım, 27-21 Aralık 2020'de Jüpiter ve Satürn kavuşumunu yine yaşadık. Kova burcunda yaşadık. O yüzden kova enerjisi tekrardan bir aktif oldu. Önümüzdeki 20 yıl boyunca bize teknolojiyi, kripto paraları, şey biraz daha isyankarlığı, asiliği, şu anda her şeyi sorgulayan bir yanımız var ya, aşı olalım mı olmayalım mı? Niye oluyoruz? Özgürlüğümüz neden Aşıyı soruyorlar, kısıtlanıyor evet. gibi. Evet. Evet, aşı olunur Yani mu bu 18 yıllık süreçte diye soruyorlar. şöyle bir şey düşünüyorum ben. Bunu bitireyim. O yüzden bu kova enerjisine girdik bir şekilde. Bir de önemli olan bir şey vardı. Jüpiter-Satürn kavuşumları hep bir elementte oluyor. Dört tane elementimiz var astrolojide. Bu sefer ilk defa hava elementine geçti 800 yıl sonra. O yüzden önümüzdeki 200 yıl boyunca o kova çağına geçişte hep hava elementi aktif olacak. İletişim, konuşma, bilgi aktarma. Yani eski düzene geçiş diye bir şey yok. Covid öncesine dönmemiz, Covid bittikten sonra da mümkün değil. Böyle bir şey yok. Bu defteri kapattık. O kapitalin önemli olduğu, sahip olmanın, paranın önemli olduğu, ürüne sahip olmanın önemli olduğu zaman bitti. Artık bilgiye sahip olan öne geçecek. O yüzden yeni Güçlü bir devre Metin geçiyoruz. gelmiş, canım hocam gelmiş. Güçlü Metin hocam, merhabalar can, merhabalar. Biliyorsunuz değil mi Güçlü Evet, hocama? dün gördüm. Evet, merhabalar Güçlü Bey. Tasavvuf astrolojisi candır o. Evet, aşıyla ilgili ne düşünüyorsunuz peki? Bu süreçte zorlayacaklar mı insanları? Yani süreç dünya olarak da Evet. Türkiye olarak ne diyorsunuz? Türkiye'de başladılar mı zorlamaya biraz? Yani biz biraz dijital kimlik dönemine doğru geçiyoruz. O yüzden mesele aşıdan başka bir şey bence. Hepimizi dijital bir kimliğe doğru tamamen geçirip bunun üzerinden takip ediyor olmakla ilgili. Bu senenin 2021'in sonuna hatta 2022'nin ortalarına kadar olan zaman diliminde Güney Ay Düğümü Yay'ın etkisi devam edecek. Yay seyahatle ilgili, ticaretle ilgili, uluslararası ilişkilerle ilgili. O yüzden bu zorlama meselesi
uluslararası seyahatlerden yola çıkarak, vize kuralları, ülkelere giriş çıkışlardan yola çıkarak uygulanmaya başlayacaktır. Ancak Satürn-Uranüs karesi çok hakim olduğu için ben çok fazla baskı yapılırsa insanların büyük bir tepki vereceğini, sokaklara tekrardan döküleceğini, kışın örneğin görmüştük işte Hollanda'da sokaklara dökülündü falan, bunların çok daha büyük şekillerde önümüzdeki kışın tekrardan yaşanabileceğini düşünüyorum. O yüzden geri adım atmak zorunda kalınacaktır. Şöyle bir şey var. Jüpiter balık burcuna geçtikten sonra Covid ile ilgili bir ilaç konuşulacak diye söylemiştim çok. Ki bununla ilgili haberler almaya başlamışız. Ama zaten Jüpiter çok kısa bir süre şu anda balık burcunda kalıyor. 28 Temmuz'da çıkacak. Ne zaman tekrar balık burcuna geçiyor? 2022'nin başında. Yani biz 2022'nin ilk aylarında, ilk 3-4 ayında Covid ile ilgili bir ilaç konuşmaya başlayacağız. O yüzden belki aşıdan öte başka formüller geliştirilmek zorunda kalacak. Çünkü 2024'lerle beraber hepimiz artık o dijital kimliğin içinde kendimizi buluyoruz. Artık çip mi takılır, aşıyla mı yapılır hiç bilmiyorum ama 2024'lerle beraber başka bir kimlik yapısına geçeceğiz. Hani Çin'in şeyleri var ya, puanlama sistemi. Halkın birbirini puanlaması, işte vergisini ödüyor, ekstra puan bilmem ne filan sistemleri. Çok acıklı, bu, çok acıklı. Şu anki tutulma, 10 Haziran tutulması Çin'in haritasında büyük bir hava üçgeni yaratıyor. O yüzden Çin 10 Haziran tutulması ve akabindeki 6 ay içinde başka teknolojileri, başka çözümleri, başka bilgileri yaymaya başlayacak. Yani oradan yola çıkarak bir bu dijital kimliğin iyice yükseleceğini göreceğiz. Çünkü zaten kova enerjisi ve hava enerjisi bize doğu yükseliyor diyor. Artık batının devri yavaş yavaş azalıyor. Batı bir toprakla bağlantılıydı. Artık mesele ki oğlak, örneğin İngiltere bir oğlak ülkesi. Amerika'nın Plüto'su oğlakta falan. Hani bu ülkeler güçlüydü. Şimdi artık havaya doğru geçiş yapıyoruz. O yüzden Çin diyorum ben ama belki hayal edemediğim, belki başka ülkeler de var. Her ülkenin haritasını incelemedim. Ama biraz daha doğu enerjisiyle olacak olanlar. Hiç mutlu olamadım. Hiç yüzüm gülmedi Duygu Hanım. Ha İngiltere, ha Amerika. Çin daha fena. Keşke Hindistan, Pakistan, Japonya çıksaydı altından. Yani psikopat bir ülke daha doğuyor diye düşünüyorum. Evet, doğu okey ama yani. Yani şeyi de düşünmekte fayda var. Aslında paktlar ve gruplar önümüzdeki 1,5 yıl içinde, bu sene de başladı bu enerji zaten, önümüzdeki 1,5 yıl içinde çok değişecek. O yüzden bizim ülke olarak da pozisyonlamamızı çok iyi almamız lazım. Yani mesela Avrupa Birliği, Avrupa Birliği olarak kalmayacak. Yani Avrupa Birliği kendi Satürn döngüsünü yaşıyor. Biraz daha böyle karmaşık hallere girecekler iyice diye düşünüyorum önümüzdeki belki 1,5 yıl içinde. Avrupa Birliği'ni bitirdiler. Çin tabii yükselişte, yani bunlar biraz destekledi, küreselciler. Ama Allah'tan belki karşısına, Çin'in karşısını boş bırakmayalım diye Rusya-Amerika olayı gibi. Rusya'nın, Amerika'nın karşısına hep Rusya'yı koydular ya. Evet. Galiba Çin'in karşısına da Türkiye'yi koyacaklarmış gibi bir his var içimde. Zaten Türkiye şey olarak da yükselişte değil mi? Yani Mustafa tabii. Kemal Atatürk'ün kurduğu tarih. Siz daha iyi biliyorsunuz astrolojik olarak. Şimdi, normal bir tarih değil. Evet, Türkiye'nin şu anda bir 9 aylık bir zamana ihtiyacımız var. 9-10 ay kadar. Bu 9-10 ay bittikten sonra Türkiye için yepyeni bir sayfa açılıyor. 2022'nin ilk 6 ayında ciddi bir dünya sahnesinde yer alma var. 2022'nin Ağustos'u galiba, evet, evet. Özellikle 2022'nin bahar ayları ve yaz ayları çok kritik bir değişim yaşayacağız. Bu değişimle beraber ülkenin kaderi değişecek. O dönemi bir görmek lazım. Çok önemli bir zaman dilimi. İyi bir dönüşüm olacak bizce. Evet, yani yaşarken sancılı olabilir ama sonu iyi olacak. Tabii sancılı bir süreç olacak tabii ki. Sancılı bir süreçteyiz zaten şu anda. 2022'nin evet. Ağustos'una kadar da. Tabii siz astrolojik bakıyorsunuz, biz biraz daha farklı bakıyoruz. Evet. Sorular var mıydı? Çocuklar diyorum ya, çok acayip yorgun bir gün geçirdim. Canlar, sorularınız var mı? İlahi adaleti bu ay göreceğiz Duygu Hanım. Ne göreceğiz demiş? Ah evet, şöyle. Şimdi bu ay boyunca mesela 10 Haziran civarı, 14, 15, 16 Haziran civarlarında doğruyla yalanın
Yalanlar ortaya çıkacak kısaca. İfşa olunacak. Kim doğruyu söylüyor, kim yalanı söylüyor, kimin niyeti nedir, ne oluyordur, yıllardır saklanan, gizlenen nedir, ne oluyordur, bunların hepsini göreceğiz. Diyorum ki aslan yattığı yerden belli olur. Kimsenin söylediği söze inanmayın. Hayat düsturuna bakarak karar verin bu dönemde. Her şey ortaya çıkacak. Evet. Yükselen burçlarımız şeyden daha mı önemli? Yani müzik yorumları haftalık güneş burçlarımızdan daha mı burçlar, önemli? Aylık burçları dinlerken şeyleri dinleyelim. Astrolojik yorumları dinlerken yükselen burcu dinleyelim. Yoksa birebir çalışmalarda yükselen burç, güneş burcu, ikisi de eşit derecede önemli. İkisi de çok önemlidir. O hani şey dedim ya, ana üçlü. Yükselen, güneş ve ay. Bu üçlü haritanın en önemli üçlüsü. Ama genel yorumları dinlerken yükselen burcu dinlemekte fayda var. Peki, Haziran ayına şöyle bir bakalım mı? Ne dersiniz bütün burçlar Bakalım. bazında? Şurayı kapatayım ben, sizin de ilginiz dağılmasın. Ne diyorsunuz? Bir Haziran ayını değerlendirelim mi? Daha bugün ayın 5'i. Zaten Evet. ayın başında yaparız inşallah. Temmuz'un da ilk haftasında yaparız. Haziran ayında genel olarak neler olacak? Gerçi şimdi astrolojik açıklamaları yapan canlar şey gibi, hani kahve falı gibi yapanlar da var onu. Biraz bilimden uzak. Bu da bilinçaltını negatif etkileyebiliyor. Yani atıyorum şöyle bir şey kötü olacak dendiğinde insanlar kötü yapabiliyorlar Tabii. kendilerini, değil mi? Diyor ki ben işte balık burcuyum. Balık burcunda da bir maddi düşüş olacakmış. Diyor ben zaten o zaman, bilinçaltı diyor ki o tamam. Ben bu ay bittim yani. Onun için bunları bilimsel olarak anlatanlar zaten öyle bir şeyler söylemiyorlar yani. Şeye bir bakalım mı? Haziran ayına genel bir bakış atalım mı? Bütün Tamam. burçlar bazında. Ama Bakalım. tabii bunu bakarken biz yükselenlerimize göre bakacağız Aynen. herhalde. Aynen. Yükselen burcumuzu biliyorsak yükselen burcumuza göre dinleyelim. Değilse güneş burcumuza göre dinleyelim. Bütün burçlardan önce şunu söylemek isterim. 23 Haziran'a kadar Merkür Retrosu devam ediyor. Normalde ben açıkçası Merkür Retroları'nı çok kötücül şeyler olarak görmüyorum. Ama bu sefer Neptün kareli olduğu için önümüze hep ikişer seçenek çıkacak, iki alternatif çıkacak. Bu iki kişi, iki iş olmak zorunda değil. Elimdekiyle yenisi arasında da kalabilirim. İki alternatif, iki seçenek. Ancak dönemin enerjisi içinde fos çıkabilen anlaşmalar gibi bir alt metin var. O yüzden karşımıza çıkan bütün alternatifleri eğrisine doğrusuna iyice bakıp mümkünse bir ikinci, üçüncü kişilerden fikir alıp hatta işten bahsediyorsak olabildiğince her şeyi yazılı alıp öyle karar vermekte fayda var. Yani bir iş teklifi geliyor bazen. Ben 23 Haziran'a kadar bekleyeceğim demek çok mümkün olmayabiliyor. Mümkün olduğunca her şeyi yazılı alalım. Ona göre kararlarımızı alalım. Bir ikincisi de 11 Haziran'a kadar hafiften gerginliğimiz devam edecektir enerji olarak. 11 Haziran sonrası fiziksel anlamda gücümüz, enerjimiz yükselecek. Şu anda birazcık daha salı vermiş bir haldeyiz de bir bakalım daha çabuk yoruluyoruz. Daha çabuk bir bakalım gitsin nasıl olacaksa diyoruz. 11 Haziran sonrası enerjimiz yükselecek. Sadece egomuza kapılmadan harekete geçmek o dönemde de önemli olacak. Çünkü birazcık liderliği ele almak isteyeceğiz. Benim sözüm geçsin. Benim tavrım olsun diyeceğiz. Bir o ikisini bir baştan herkes için söylemek isterim. Sonrasında burçlara geçeyim. Koçlar ve yükselen koçlar. Sevgili koç burçları bu ayın içinde önemli kararlar içindeler. Yani hayatları ile ilgili eğitim, ticaret, yakınları ile ilişkiler, anlaşmalar, sözleşmeler, kısa vadeli seyahatler, yolculuklar, bütün bunlarla ilgili birçok konuda alternatif üretip ve karar alma aşaması içindeler. Bu sürecin içinde finansal kaynakları ile ilgili istikrarsızlık yaşayabilirler. O yüzden mümkün olduğunca kaynaklarımızı elimizde tutup ben para kazanmak için hangi alanlarda nasıl harekete geçmek istiyorum? Bir buna odaklanmakta fayda var. Bir de astrolojideki kaynak alanımız aynı zamanda öz değer duygumuzu yansıtır bizim. O yüzden ben neyi hak ettiğimi düşünüyorum. Aslında birazcık daha parayla ilgili o bilincimizi yükseltmek için de güzel bir zaman dilimi olacak. Özellikle de 14-15 Haziran civarlarında Koç burçları için. 11 Haziran sonrası gerçekten fiziksel anlamda enerjisi çok yükselecek. Daha yetenekleri, hobileri, daha mutlu eden şeylerin üzerinden çalışabilecek güçleri olacak Koç burçlarının. Boğa burçlarına geldiğimizde boğalar ve yükselen boğalar
Hayatlarını değiştirme enerjisindeler. Dört tane burcumuz bunu yaşıyor bu dönemde. Özellikle boğa burçları artık daha böyle güvende kalmak için bazı şeyleri ellerinde sıkı sıkı tutar boğa burçları. İşte parası, konforu, rahatı bunları geride bırakacaklar. Ben artık daha rahat, daha özgür, daha beni mutlu eden bir hayat yaşamak istiyorum diyecekler. Kimisi işleriyle ilgili, kimisi aile ilişkileriyle ilgili radikal kararlar almak isteyecek. Para konusunda, yatırım konusunda şanslılar. Sadece doğru planlama ve doğru bir karar alma süreci önemli. O yüzden mümkünse 23 Haziran sonrasında beklesinler bu anlamda. Ve özgürlük isterken yıpratıcı, yıkıcı olmadan bu özgürlüğü ele almakta fayda var boğa burçları için. İkizler burçlarına geldiğimizde ikizler ve yükselen ikizler burçları 18 yıllık döngülerinin gerçekten en önemli şekilde yazan burçlar sevgili ikizler burçları. 18 sene sonra yaşayacaklar bir sonraki burçlarındaki güneş tutulmasını. O yüzden bu dönem hayat rotalarını belirleme zamanı. Bazen günlük koşturmaca içinde bunu çok fark etmiyoruz. Bugünden yarını düşünüyoruz sadece. Halbuki ben ikizler burçlarına şunu tavsiye ederim. Bir oturup da ben kendime nasıl bir hayat dizayn etmek istiyorum? Bu hayatı yaratmak için yanımda kimler olmalı? Dostlarım kimler olmalı? Ailemle nasıl bir ilişki kurmalıyım? Partnerimle ilişkim beni besliyor mu? Bunun için uygun mu? Ben hangi tavrımı değiştirirsem karşı tarafı daha güzel yönlendirebilirim. Karşı tarafa yol açabilir. Biraz bunları düşünmeleri gerekecek. Çünkü güç ikizler burçlarının elinde. Kendileri karar alıp yola çıkmalılar. Bazıları gerçekten hayatlarında çok büyük değişimler yaşayacak. Çocuk gelecek, meslek değişecek filan gibi ama kendi hayat döngülerini düşünsünler derim. Yengeçlere geldiğimizde sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler geçtiğimiz 1,5 yılı çok zordu yengeç burçlarının. Bu sene de hayat birazcık daha sanki şey diyor böyle biraz daha akışa bırak, biraz daha bana bırak meseleyi, kararları ben alacağım, biraz daha seni ben yönlendireceğim diyor. Yani daha çok kontrol dışındaki alanda ilerleme teması var. İş ortamları, iş düzenleri, sağlıkla ilgili çeşitli gelişmeler yaşayacaklar, çeşitli farkındalıkları olacak ve özellikle bence finansal koşullarla ilgili kendilerini kısıtlayıp ya da sağlıkla ilgili koşullarda kendilerini kısıtlayıp neleri yapmadıklarını görecekler. Kendi özgürlüklerini, kendilerinin kısıtladıklarını görüp kendilerini özgürleştirmeye başlayacak yengeç burçları. Ve 11 Haziran'dan sonra biraz rahatlayacaklar çünkü fiziksel anlamda yoruldular birazcık daha. Gelirsek eğer aslan burçlarına, sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar, hayat döngüsü değişen ikinci burç grubumuz sevgili aslanlar. Neler değişiyor? Yine ikili ilişkileriyle ilgili düzenleri değişiyor. Mesleki anlamda hayattan beklentileri değişiyor. Aslan burçları şunu düşünecek. Ben toplumda nasıl bir yer edinmek istiyorum? Nasıl bir iz bırakmak istiyorum? Ve aile ilişkilerimi nasıl düzenlemenin peşindeyim? Birazcık daha bunu düşünecekler aslan burçları. İş değişimi beklerim. İlişkilerde birazcık daha çalkantı beklerim. Ancak özellikle burayı biraz daha yumuşak dönerlerse viraj olarak uzun vadede daha rahat edeceklerdir diye düşünüyorum. Köpeğim bir yandan hareket ediyordu. Bir yandan böyle Canım kendini ya. gösteriyor bana. Canım Evet, çok konuştun, çok benimle ilgilendi benim. artık. Aslan burçları tutulmalar sürecinde ise sosyal çevrelerinden faydalanabilirler. O yüzden networklerini, çevrelerini olabildiğince geniş tutmaya baksınlar. Belki çocukluktan bir arkadaşları vesilesiyle acayip bir iş fırsatları gelecek karşılarına. Olabildiğince böyle etrafa haber yaymakta, konuşur olmakta fayda var gibi duruyor aslan burçları için. Başak burçları ve yükselen başaklara geldiğimizde ise başak burçları birazcık daha belirsizliklerden geçtiğini hissediyor. Mesleki anlamda doğru yerde miyim? İstediğim gibi ilerler mi? Yuvanın içinde huzurlu muyum? Bundan sonraki düzen böyle olsun mu? Biraz daha belirsizlik enerjisi var ki başaklar çok titiz ve muntazam ve düzenli oldukları için bu önümü görememe hali endişelendiriyor ve huzursuz kılıyor diye düşünüyorum. Ancak eşlerinden, partnerlerinden veya 7. ev temaları var. Diğer herkes demektir. Dış dünyadan destek alabilirler. O yüzden kendi içlerini sıkıp kendi kendilerine kuruntu yapmayıp birazcık daha etraftan destek istemekte fayda var. Çünkü istedikleri desteği de alabilecekler gibi duruyor. Evin içinde önemli bir değişim var. Yani belki bir taşınma, belki evin içindeki ilişkileri düzenleme, belki aileyle olan ilişkileri tekrardan ele alma gibi bir enerjileri var. Terazilere gelirsek eğer, sevgili teraziler ve yükselen teraziler,
Nispeten daha şanslı bir dönemde sevgili teraziler. Çünkü böyle bir girişimcilik enerjisi var işin içinde. Ticari konuda olabilir, bu bir internet dünyası, sosyal medya, web, kitaplarla ilgili olabilir, yazmak, kendilerini anlatmak, eğitimlere başlamakla ilgili olabilir, yapmak istedikleri bir meslekle ilgili dijital mecralardan eğitimler almak gibi olabilir. Yani kendilerini beslemek ve girişimcilik dünyası ile ilgili bir enerji var burada. Tabii ki aynı zamanda seyahatler, yolculuklar, akrabalar, arkadaşlıklar ile iletişim teması var. Ancak iş planlarını ve neler yapmak istediklerini iyi düşünsünler. Güzel fırsatlar çıkacak karşılarına gibi duruyor aslına bakarsanız. Ortak finansal kaynaklar, ödemeler biraz iniş çıkışlı. O yüzden biraz krizlerle karşılaşabilirler. Bu krizler öldürmeyen, dönüştüren cinsten olacak. O yüzden bu krizleri fırsata çevirebilirler. Özellikle Haziran'ın ortalarında. Akreplere gelirsek eğer, akrepler ve yükselen akrepler yine hayatlarını değiştirecek burç gruplarından üçüncüsü. Akrepler de aslında ikili ilişkilerde karşı tarafın çok hızlı, radikal ve iniş çıkışlı tavırları nedeniyle biraz daha istikrarsızlık yaşayacaklar. Bu şöyle olabilir, ortaklıklarla olabilir, aşk ilişkileriyle ilgili olabilir, evlilikle ilgili olabilir. Partner sanki şey gibi düşünün, böyle bir anda orta yaş krizi yaşamak gibi vardır ya, böyle çok tabiri caizse hani bir anda elma seven kişi ben armut seviyorum aslında demeye başlayabilir. Ama bu aslında şey gibi değil yani. Düzenini bozmak istemeyen insan için çok zorlayıcı olabilir, farkındayım, ama aslında bir yandan da yeni bir sayfa açmak için, daha keyifli bir düzene geçmek için, dünyanın yeni durumuna ayak uydurmak için de bir fırsat yaratacak gibi duruyor. İlişkilerde hafiften bir istikrarsızlık enerjisi var. Finansal konularla ilgili kararlar çok ama çok önemli. Kararları tek başına alamayacak akrep burçları. Partnerle, eşle beraber kararları almaları gerekecek. O yüzden diğer tarafı dinleyerek harekete geçmek çok önemli. Başkalarının kaynaklarını kullanabilecekler. Bu çok önemli bir şey. Yani sadece kendi ellerindeki kaynakları düşünmesinler bir iş planı yapıyorken. Ki etrafındaki diğer kişilerden nasıl destek alabilirim? Bunu planlayarak ilerlesinler. Yay burçlarına geldiğimizde sevgili yaylar ve yükselen yaylar yine birazcık daha belirsizlik yaşayan grup. Ancak bir yandan da yeni ortaklıklara, yeni paydaşlıklara, yeni iş birliklerine yeni bir sayfa açan grup. Yay burçlarının da 18 yıllık döngüsü. Yay burçları bir 9 sene sonra büyük bir fayda elde edecekler. Şu anda bir ara dönem değerlendirmedeler ve ikili ilişkiler konusunda birazcık daha sınanıyorlar. İstiyor muyum? Doğru mu? Değil mi? Bu kişi bana uygun mu? Partnerim bana söylediğinde samimi mi? Gerçekten bazı şeyler düşündüğüm gibi mi? Bunlarla ilgili daha çok konuşuyorlar ve düşünüyorlar. Hayal kırıklıkları olabilir. Ancak burası aynı zamanda bence neyi istediklerini görmeleri açısından da çok önemli olacak ve açık ve şeffaf bir iletişim olduğu sürece de aslında ilişkilerdeki birçok enerjiyi de toparlayabilirler. Yine de diyeceğim bir şeyleri fark edecek. Yay burçları ilişkilerle bağlantılı olarak. Diğer taraftan iş ortamları ile ilgili değişimler yapıyorlar. Kendileri bu değişimi yapıyor. Özellikle Haziran'ın ortalarında. Bu çalışma düzeni ve planı benim için yeterli değil. Ben yeni bir düzen, yeni bir sayfa istiyorum gibi bir koşturmacı halinde olacaklar. Bir de günlük rutinler ve beslenme düzenleri değişecek. Belki bundan sonraki süreçte daha sağlıkla ilgili şöyle bir atılım yapmak için işte bu besinleri kesiyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum gibi radikal atılımlarda bulunabilirler. Oğlaklara geldik. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklara baktığımızda ise sevgili oğlaklar, geçtiğimiz 2 sene oğlaklar için de çok zorluydu, çok uğraştırıcıydı, çok mücadeleliydi. Şimdi biraz daha rahatlamış durumdalar. Özellikle bu senenin konusu finansal koşullarla ilgili. Para kazanıyorlar, istikrarlı bir düzen kurmanın peşindeler, ancak bu sefer bu sene biraz daha para çabuk harcanıyor. O yüzden de biraz endişeli olabilirler. Haziran ortalarında falan çabuk harcanacak para. Kaynaklarını doğru planlamaları gerekecek. Özellikle çocuklarla ilgili konularda, özellikle ikili ilişkiler ve yeteneklerle, kendi yetenekleri yapmak istedikleri, bunlarla ilgili aldıkları eğitimler gibi olabilir. Bu gibi konulara çok fazla para harcayabilirler. Çocuklarıyla olan ilişkilerde birazcık iniş çıkışlar yaşayabilirler. Çocuklar bazen böyle bir özgürleşme döneminde oluyor. Hayır diyor, isyan ediyor. Biraz daha öyle bir dönemler var. Ancak aynı zamanda kadersel fırsatlar iş ortamı ve düzeniyle bağlantılı. Yani yeni iş fırsatları, yeni planlamalar, yeni düzenlemeler yapmak için muhteşem. Olabildiğince çok yeni paydaşlar, yeni iş ortakları yaratmak için muhteşem bir zaman dilimi. 23 Haziran'a kadar karar almayalım mümkünse. Sonrasında kararlarımızı, imzalarımızı atalım. Geldik son ikiye.
Kovalar ve yükselen kovalar. Kovalar son hayatında en büyük değişimi yapacak olan burçlar. Kovalar bu senenin zaten hep kova çağı dedik durduk. Kova burçları ev ve yuva ile ilgili hayatlarının kökleri ve düzenleriyle ilgili çok büyük değişim yapıyorlar. Burada biraz daha tema şu aslında. Ben çocukluğumdan beri böyle 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 yetiştirildim. Onun için uygun düzen şu. Böyle yapmalıyım, şöyle olmalı. Bütün bunlarla ilgili olarak ya bir dakika öyle mi olmak zorunda gerçekten de dedikleri, biraz daha kendi düzenlerini, kendi istediklerini kurmaya çalıştıkları bir zaman diliminden geçiyorlar. Biliyorum ki şu anda enerjileri pek yok, güçleri pek yok ama 11 Haziran sonrasında çok hızlı, çok radikal adımlar atacaklar. 15 Haziran öyle, Temmuz'un başı hemen öyle. Çok önemli bir zaman diliminden geçiyor kova burçları. Çocuk isteyenler için güzel bir zaman dilimi aynı zamanda ve çocuklarıyla ilişkilerini güzelleştirmek için de keyifli bir zaman dilimi. Kimisi çocukların eğitim hayatı ile ilgili önemli kararlar alacaktır bu zaman diliminde. Balıklara baktığımızda ise balıklar ve yükselen balıklarda balıklar da birazcık daha belirsizlik teması içindeler ama balıklar da belirsizlik ile mücadele etmeye alışkınlar. O yüzden de bu enerjilerin içinde olan bir süreç. Ev ve yuvadan destek var, aileden destek var, eşli olan ilişkide karmaşaya rağmen bazı şeyler çözülebiliyor. Biraz geçmişi anacaklar. Bu geçmişi anmak birazcık sıkıntılar yaratabilir. O zaman da öyle olmuştu, bu zaman da böyle demişti, senin ailen öyle konuşmuştu gibi konuşmalar elbette olabilir. Ancak bir yandan mesleki anlamda dönüm noktasından geçiyorlar. Sanki bu meslek, bu iş, bu tavır, bu tutum benim için uygun mu, başka bir şeye doğru geçmeli miyim dedikleri bir belirsizlik dönemindeler. Hemen hızlıca karar vermesinler. 2022 zaten balıkların senesi. O yüzden birçok şeyi şu anda yıkıp atmaya hiç gerek yok. Çok da güzel fırsatlar da çıkacak karşılarına. Biraz sakince değerlendirsinler derim. Kimin dediği doğrudur, değildir zaten biraz anlamak zor olacağı için biraz akışa bırakarak ilerlemekte fayda var. Vay canına. Bu arada balık burcuyum ben. Ay siz balık burcu musunuz? Tam şey zamanı. Jüpiter de balıkta olduğu için mesleki anlamda bence dönüşüm zamanı şu anda. Ha, önümüzü tam %100 görmüyorsak bile büyük bir geçiş ve dönüm noktasındayız. Dönüşüyor, dönüşüyor. Evet. 2022 balık senesi mi demişler? Evet, öyle evet. Dedi. Evet, Haziran ayına kadar 2022'nin de öyle. Evet. Sevgili canlar, varsa sorularını soralım. Sizin söylemek istedikleriniz varsa Duygu Hanımcığım, ben sormayı unutmuş olabilirim. İlave etmek istediğiniz varsa. Astroloji dersi dışında başka ders veriyor musunuz demişsiniz. Astroloji temelli ilerliyorum çok ama astrolojik haritadan aile sırlarını okumak gibi eğitimler de veriyorum. Şimdi doğum haritasını okuma atölyesi açacağım. Açtım yani hani. Temel seviye astroloji bilgisi olanları bekliyorum ama ona da. Ha, biraz astroloji bilgisi olacak yani. Evet, şimdi normal temel seviye astroloji eğitimi veriyorum ama o sınıflar başladı ve devam ediyorlar. Bir de yaz aylarında astroloji eğitimi alıyorum ama haritayı birleştirip okuyamıyorum diyenler çok oluyor. Onları birleştirmek için bir eğitim veriyorum kısa vadeli. Teşekkür ederim. Evet. Evet. Kanal İstanbul'u sormuşlar ama yani hiç düşündünüz mü astrolojik olarak Kanal İstanbul ile ilgili? Bana aslında da ilginç bakmadım. geldi. Bana da şey olsun. İstanbul'un haritasından bir dönüp bakmak lazım. Bakmadım hiç. Bana da şey ödev olsun. Bir sonraki Onu şeye. Gelecek yayınlarda evet konuşalım. Hakikaten yani enteresan bir soruymuş o da. Bana da şey gel. Bu retrolar. Retrolar nedir? Yani retrolarda hep böyle kötü şeyler mi olur? Retro dediği şey geri gitmesi midir? Aslında geri gitmesi diye bir şey var mıdır? Şimdi gezegenlerin yörüngeleri biraz daha eliptik. Düz yuvarlak değil. O yüzden öyle bir an geliyor ki gezegen o eliptik köşeye doğru geldiğinde biz sanki gezegen duruyormuş ya da geriye doğru gidiyormuş gibi gözlemlemeye başlıyoruz. Tabii ki de geriye gitmiyor gezegen. Dünyadan gözlemlediğimiz şekli bu. Şey özellikle hızlı hareket eden işte Merkür, Venüs, Mars bu gezegenlerin retrosu çok önemli. Çünkü bunlar bizim dışarıya doğru yaptığımız. Merkür mesela konuşma. Sizinle beraber yaptığım işte Venüs para, ilişkiler, itibar, Mars harekete geçmem, eylemim. Bunlar retro yaptığında hepimizi biraz şaşkına çeviriyor. Çünkü enerjimizi düşürüyor. Aklımızı karıştırıyor. Örneğin şimdi Merkür retrosu var. Zihnimizi allak bullak ediyor gibi. Bunların retrosu bir tık daha bizi zorlayan cinsten. Ama
Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Plüto bunlar retro yaptıkları zaman minimum 3 ay retro yapıyorlar. Yani her sene minimum 3 ay retro yapıyorlar. O yüzden bu böyle çok da hayatımızı günlük anlamda etkileyen şeyler değil. Sadece yılın içinde hangi alanda bizi Jüpiter örneğin büyüttüyse birazcık duruyor, yavaşlatıyor. Bir bakalım sen sindir. Daha hızlı ilerlersek bunların hepsini ele alamayabilirsin, başaramayabilirsin. Bir yavaşla sindir diyor bize örneğin. Şimdi baya bir retroya başlıyoruz. Yani bu 20'sinde de Jüpiter de retroya geçecek. Artık böyle Ekim'in 20'lerine kadar falan çok ağırlıklı retro hareketliyiz. O yüzden yılın başından beri çılgınca yaşadığımız bütün bu her şeyi durup sindirmeye çalışacağız. Hangisi doğru bizim için? Nasıl ilerlemek lazım? Retroda doğanlarla ilgili ne diyorsunuz peki? Retroda doğum yapıyorlar. Tabii yani Çocuklar ya. doğuyor. Bu arada birçoğumuzun haritasında retro gezegen var zaten. Bundan hani Satürn 3 ay boyunca retro diyorum. Hani 3 ay boyunca doğan herkes de retro hareket. Eğer ki sizin burcunuzda yine retro hareket yapıyorsa gökyüzünde bu süper bir hak ediş zamanı. Ekstra bir fırsat zamanı. Örneğin şu anda doğum haritanızda Merkür retroysa bu ekstradan büyük bir size ikizler burcunda retroysa sizin kendi doğum haritanızda bu şu anda ekstradan fırsatlar sağlayacak olan bir şey aslında. Bu anlamda güzel. Yine aynı Zaten bu şekilde arada retroda evlenenler de var, değil mi? yani Retroda evleniyor. retroda evlenenler var ve retroda evlenip uzun yıllar evli kalanlar da var. Bakmayın yani çok karmik bir evlilik oluyor. Belli konularda birbirlerini zorluyorlar ama o evlilik devam ediyor. O yüzden kalıp bilgilerle hiç kendinizi zorlamayın. Hani Merkür retro işte şu yönünü yapmayın, böyle yapmayın da. Bazen öyle bir şey oluyor ki Merkür retroda işe girmeyin deniyor mesela. O işe giriyorsunuz. İş gerçekten çok nalet oluyor. Ama o işin içinde öyle bir kişiyle tanışıyorsunuz ki size ömürlük işinize referans veriyor ve sizi bambaşka bir yere götürüyor. Yani fırsat kapısıdır bu. Sadece bilin ki buradan bir yamuk çıkabilir. Bir şey çıkabilir. Bir tek bunu bilmekte fayda var. Tabii bazen hani Şems Tebriz'in dediği gibi hayatım alt üst oldu. Nereden biliyorsun altının? Yani en büyük şeyler filmlerde görüyoruz ya, tanışmalar işte bir çarpışıyorlar, işte kitapları düşüyor, bir kavga kıyametle başlıyor yani, değil mi? Tabii. Birçok olay öyle. Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil yani. Değil. Hayatın gerçekten kendine has bir şaka yapma yöntemi var. O yüzden de çok böyle küçük küçük noktalara takılı kalıp büyük resmi kaçırmayalım bence. Peki bu şeylerde, evliliklerde yani anlaşabilen burçlar ya da anlaşamayan burçlar, gerçekten böyle şeyler var mı sizce? Şu burçla şu burcun erkeğiyle şu burcun kadını iyi anlaşır ya da tam tersi, böyle şeyler var mı? Tabii yine şeyi söyleyeceğim. İki kişinin bireysel doğum haritalarını karşılaştırmamız yani sinastri yapmamız önemli olan. Çünkü neden? Aslında şunlara bakıyoruz çünkü. Diyoruz ki ay burçları uyumlu mu? Yani birbirlerinin yanında yuvada, huzurda, güvende hissediyorlar mı? Merkürleri uyumlu mu? Bir tartışma esnasında iletişim kurabiliyorlar mı? Çünkü bir evliliğin uzun vadeli olması için aynı zamanda bir dostluk geliştirmeli, bir iletişim kurabilmeli gibi bunlara da bakıyoruz. O yüzden iki haritanın bütünü önemli. Ama mesela kimler daha iyi anlaşır diye bakarsak hava elementi ve ateş elementindekiler birbiriyle iyi anlaşır. Örneğin ateş elementindekiler Koç, Aslan ve Yay. Bu üçlü havadakiler, ikizler, terazi ve kova bu üçlü. Böyle bu altı burç birbiriyle daha iyi anlaşıyor. Çünkü daha dışa dönük, daha sosyal, daha iletişimci, daha neşeli burçlar. Toprak ve su birbiriyle daha iyi anlaşıyor. Topraktakiler işte boğa, oğlak, başak. Sudakiler yengeç, akrep, balık. Bu altılı birbiriyle daha iyi anlaşıyor. Çünkü daha sakin, daha dingin, daha evcimen, daha içte kalan burçlar. Şeyle ilgili sınavla ilgili şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi tam pazar günü yarın sınav var. Tam değil mi? Yarın bir sınav var. LGS Bir de var diye biliyorum. 26-27'de varmış bir Evet. sınav, YKS sınavı varmış. Onunla ilgili de yorum soruyorlardı, evet. 23'üne kadar Merkür retrosu olduğu için ya sınavda çok yanlış soru çıkacak ya bir şeyleri son dakikada tekrar değiştirmek isteyecekler. Çünkü Merkür'ün kendisi eğitimle ilgili olduğu için orada bir pürüz bir problem çıkacaktır diye maalesef ki düşünüyorum. Diğer taraftan YKS 26'sı biraz daha sakin bir zaman değil mi? 24'ünde Oğlak Burcu'nda bir dolunay olacak. Nispeten daha sakin, daha kamu ve kurumlarla bağlantılı daha mantıklı bir zaman dilimi. Orası biraz daha rahat geçecektir ama bu
yarınki sınav biraz beni böyle şüpheye düşürüyor. Bir diğer taraftan da bence zaten Türkiye'nin eğitim sistemi bir 2 senesi var. 2022'nin Ekimlerinden başlıyor, 2023'lerde falan devam ediyor. Eğitim sistemiyle ilgili değişiklikler yapacağız. Çünkü Uranüs Jüpiter'imizin karşısından geçecek, edecek. Bu şekilde kalmayacak eğitim sistemi. Evet. Buradan görmek istediğiniz sorular varsa buradan sonra cevap vermek istediğiniz Biraz. sorular varsa Bak. üniversiteler açılacak mı diyorlar mesela. Üniversiteler açılacak mı? Ama okulların şimdi kapanma dönemi zaten. Herhalde Evet. Kasım, Ekim, Eylül Ekim'e Ekim'de. gelecek şeyle ilgili. Evet, Ekim'de yani Evet, Jüpiter'de kovada olacak. Ekim'de seneye eğitim açılacaktır. için diyorlar. Evet, Hı, seneye eğitim aynen. sistemi için. Bu Yani şeyler, evet. maskeler kalkacak mı Duygu Hanım? Bence önümüzdeki bir yaz aylarına kadar devam diye düşünüyorum ben. Bahar aylarına kadar. 2022. Bahar aylarına kadar devam diye düşünüyorum. Çok üzücü. Evet. Gerçekten üzücü. Depremle ve altınla ilgili ne düşünüyorsunuz? Genel soruları seviyorum ben. Evet. İstanbul depremi çok konuşuldu, değil mi? Yani şimdi İmam-ı deprem için Rabbani'nin planlı evet. yorumları çok konuşuldu. Yani 2022 diyeceğim yine deprem için çok zorlu, çok sevimsiz bir yıl. 2022'nin bahar ayları, yaz ayları çok sevimsiz. Çünkü artık gökyüzünde de bir boğa vurguları başlayacağı için ondan öncesinde bu sene Kasım ayı, Kasım'ın ortaları biraz sevimsiz. Ondan önce de Ağustos ve Temmuz'un başları biraz sevimsiz ama bunlar daha ufak çapta olanlar. Ama Kasım ve sonrasında 2022'nin bahar ayları sıkıntılı. 2022 deprem açısından şey sert bir yıl. Bu yıldan daha sert bir yıl. Çok oynadıkları için harpla ve şeyle, tektonik, yani kabukla çok oynadılar, havayla çok oynadılar, iklimle çok oynadılar. Şu anda bilemiyorum, birçok yer 6 Haziran, 5 Haziran, yani buzdolabı gibi sokaklar şu anda gerçekten. Geceleri Evet. aşırı derecede soğuk, gündüzleri biraz ısınıyor filan saat 10'dan 11'den sonra. Yani bu mevsimde şu anda benim bulunduğum şehir imkanı yok. Yani 30-40 derece sıcaklık olurdu. Bayağı bir serin. Oynamışlar, oynuyorlar. Güneşe göz giydirmeler. Her şey değişmeye başladı. Marmara Denizi ne oluyor? Düzelecek mi? Marmara Denizi'nde neler oluyor şu anda? Astrolojik olarak. Şey şöyle bir şey var. Bizim deniz kaynaklarımızın olduğu alanda balık göstergesinde Uranüs'ümüz var. Ve yaklaşık 1,5 aydır o Uranüs ay düğümleriyle sert etki alıyor. Daha yaz ayı boyunca da devam edecek. Bu şey gibi hiç beklenmedik çok aniden oluşan ama daha önce yaptığımız şeyler sebebiyle aniden oluşan tabii ki de ama halk açısından beklenmedik büyük bir krizin ortaya çıkması. Bence yaz ayları boyunca biz bu konuyu konuşmaya devam ederiz. Öyle kolay kolay toparlanabilecek bir durumda değiliz. Çünkü zaten şunu unutmamak lazım ki Türkiye'nin şu anda en büyük sıkıntısı zaten alenen görüyoruz ama haritamızda da finansal anlamda yani ekonomik darboğaz, para yok şu anda. Yani herhangi bir şeyi düzeltebilecek, herhangi bir şeye ekstradan el atabilecek bir durum yok. Haziran'ın ortasında tekrardan bu para hattı tetiklenecek. O yüzden ekstra bir devletin müdahalesi, bir kaynak yaratması falan gibi şeyler çok mümkün olmayacaktır. 1,5-2 ay boyunca o deniz hattı da sert tetiklendiğine göre demek ki biz yaz ayları boyunca bunu konuşmaya devam edeceğiz diye düşünüyorum. Sonrasında yavaş yavaş zaten vurgu tarıma, toprakla ilgili teknolojik müdahalelere buraya doğru gitmeye başlıyor. Bu sefer de daha fazla toprağı konuşmaya başlayacağız. Yine kasımlar ve sonrasında hayvancılık, toprak bunları konuşmaya başlayacağız. Topraklarımıza sahip çıkmamız lazım. Evet. Topraklarımızı satmamamız lazım. Herkesin İstanbul'a göç vardı eskiden. Bana göre, ben bir sosyolog olarak diyorum ki, İstanbul'dan ve büyük şehirlerden insanlar yavaş yavaş köylerine, kasabalarına, kendi şehirlerine Evet. yavaş yavaş dönmeliler ve kesinlikle toprağa ekip biçmeye başlamalılar ve tarlalarını, bahçelerini artık satmamalılar.
Özellikle yabancı sermaye şu anda Anadolu topraklarının peşinde olduğu için topraklarımıza sahip çıkmamız, bir karış toprak bile olsa o bir karış toprakta maydanozumuzu, teremizi ekmeye başlamamız lazım. Saksıların içinde bile ekmeye başlamamız lazım. Bir an önce ağaç dikmeye başlamamız lazım. Yani bunlar çok önemli. Kanal İstanbul hakkında ve altın ve dolar hakkında fikrinizi soruyorlar sizin. Şimdi şeyde bence altın aslında baskılanıyor. 2023'ün Nisan'ında çok yükseliyor biliyorum ama baskılandığı haliyle olan hali bu. 2023'ün Nisanlarına kadar da bu böyle devam eder. Yani hani baskılanma ve hani anlık yükselmeler sonra tekrardan devam falan gibi böyle. Asıl 2 yıl bu yıl boyunca çok pardon. Bu 28 Temmuz'dan yılın sonuna kadar olan zaman diliminde gümüş tekrardan daha da fazla yükselmeye başlayacak. Asıl kaynağımız gümüşe dönmeli. Yatırım yapacaksak. 28 Temmuz'la beraber özellikle yılın sonuna kadar gümüş tekrardan yükselecek. Bir Fed'in haritasına bir de Avrupa Merkez Bankası'nın haritasından baktığımda Avrupa Merkez Bankası'nın Haziran ayı ile beraber spekülatif bir yükseliş bekliyorum Euro'da yani. Dolar ise hani dolar yine yükselecektir ama asıl Euro'da daha hızlı bir yükseliş bekliyorum. Bu Haziran ortalarında. Dolarda ve Euro'da yükseliş bekliyoruz. Evet. Evet. Çünkü Evet. aslında bir de yani bunu da söyleyeyim. Bu yay ikizler hattı inançla, maneviyatla, dinle çok ilgili. O yüzden bu alanlarda çeşitli spekülasyonların, fanatik yaklaşımların ki işte Filistinler vesaireler falan yani daha da böyle Orta Doğu'nun filan karmaşıklaşmasını Haziran ortalarında falan ufaktan da olsa beklerim. Birazcık daha dikkati dağıtma hali bu aslında. Dikkati dağıtma. Aslında Yani gündemi oyalayacak bir malzeme haline getirme. Bu seçim var mı şeyde de. yakında? Seçimle ilgili ne Bir arada düşünüyorsunuz? minik bir konuşmuştuk şeylerde. Bence erken seçim konuşmaları Kasımlarla beraber yapılır diye düşünüyorum. Yani bugün yarının meselesi değil ama 2022'nin baharlarını diye düşünüyorum ben. Seçimle ilgili. Bitcoin'de 2025 yılında devreye girmiş olacak bence. Değil Yani mi? Bitcoin'de de evet şöyle düşünüyorum ben de 2026'lara kadar Uranüs boğada hareket ettiği için sürekli bir şey göreceğiz. Merkezileşmekte zorlanma. Yani hangileri nasıl toparlanacak, etrafındaki kanunlar neler olacak, sürekli bir değişim göreceğiz burada. Kimisi elenecek filan. O yüzden 2025-2026'ları bulacak tamamen devreye girmesi. Özellikle 2022'de çok büyük bir sıçrama var. Yani çok daha fazla yeni şeyin girmesi, yeni kripto paranın devreye girmesi, kullanım alanlarının genişlemesi plan var. Yine de şeyi diyeceğim. Bu sene mesela işte bu yılın Haziran'ın ortası, Ağustos ayları falan hep bir şey diyor. Beklenmedik istikrarsız hareketler, hızlı yükselme, hızlı düşüş. O yüzden çok emin değilsiniz. Çok hızlı şey çok dakik takip etmiyorsanız bir yatırım aracı olarak ben bu sene için asla tavsiye etmem. Çok öngörülebilir durumda değil halleri çünkü. Evet. Evet sevgili Duygu Hanımcığım. Toparlayalım yavaş Evet. yavaş. Son olarak ne ilave edelim, ne diyelim? Benim Valla soracaklarım bitti. bu ay için şeyi söyleyeyim ben tekrar o zaman onunla bitirelim. Yani bu ay aldığımız kadar alamadığımız kararlarla da söylediğimiz kadar söyleyemediğimiz sözlerle de gündemde olacağız. Kendi hayatlarımızda bunlarla ilgili daha çok sınanacağız. Gerçeği görüp de görmezden geliyorsak bu da çok büyük bir krize yol açacak. O yüzden ne oluruz? Ne olur? Ne yapalım? Ne edelim? O düşüncelerimize, kararlarımıza, sözlerimize, söyleyemediklerimize, görmezden geldiklerimize şey yapalım. Açık kalple bir yaklaşalım. Gereksizleri de silkeleyelim hayatımızdan. Öyle bir ay bu ay. Şu şeyi anlayamadılar. Okullar Eylül'de açılacak mı? Bunu çok sordular tekrar iyi anlayamadık diye. Okullar Okullar Eylül'de Eylül'de açılacak mı? açılır. Normale, rutine dönecek mi Şimdi diyorlar.
Okullar Eylül'de açılır. Ancak 18-20 Ekim sonrasında Satürn Kova'da düz seyrine dönüyor. O yüzden Ekim'in ikinci yarısı Kasımlarla beraber yine bir özgürlük kısıtı teması var. O yüzden de ve 2022'lerde de Satürn Jüpiter'lere kare açı yapıyor. Jüpiter bizim eğitim sistemimizle ilgili. Yani 2022'de de bizim bu hafiften bir düzene oturmayan halimiz eğitimle ilgili devam edecektir. O yüzden de zaten 2023'lere doğru geldiğimizde artık bir sistemsel bir değişiklik, daha büyük bir revizyon, daha büyük bir planlama, uyarlamaya ihtiyacımız var. Ama Eylül'de açılış. Hayır, Kısa eğitim vadede. sistemi çöktü. Ekonomi sistemi çöktü. Yani şu anda halkın yani taban gerçekten çökmüş durumda. Evet. Restoranlar, oteller, yani birçok sektör çökmüş durumda. Esnaf bitmiş durumda. Artık her şey internet tek elinin elinde. Marketler büyük marketlerin elinde. Küçük marketler bitti. Bütün satışlar yani ayakkabıdan, kıyafetten, yeme içmekten bütün ne kadar ne varsa mobilyaya kadar artık her şey bitti. Her şey tamamen internette ve büyük markaların tek elinde. Küçük olan her şeyi maalesef bitirdik yani her şey Evet. bitti. Dolayısıyla tabanda para bittiği zaman bu ülkeyi de yani hükümeti de devleti de kapsar maalesef. Allah yardımcımız olsun gerçekten. Gerçekten Gerçekten. öyle. Evet. Evet, aşının yan etkileri görülmeye başlayacak astrolojik olarak demişler. Evet. Evet. Diğer şeylerde, haftalarda da konuşuruz isterseniz. Evet Daha. canlar. Çok Evet. teşekkür ederim Duygu Hanımcığım. Bayağı bir yoruldunuz. Sizi aralıksız dinledik. Bir saati geçti. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Ağzınıza ederim. sağlık, yüreğinize sağlık, gönlünüze sağlık. Tekrar önümüzdeki ay Temmuz ayının ilk haftalarında, ilk haftasında görüşmek üzere inşallah. Sevgili canlar görüşürüz. İyi akşamlar olsun. Yarın 21.30'da Ece Ergörenç ile soru cevap faslına geçiyoruz yine. Çok teşekkür ederim. Sevgiler, görüşmek İyi üzere. akşamlar Görüşmek üzere. herkese. İyi akşamlar, görüşmek üzere sevgili canlar. Görüşürüz. Holistik astroloğunuz Duygu Demir. 7 Eylül haftası haftalık burç yorum. Geri döndüm. Geri döndüm. Herkese merhabalar. Ben holistik astroloğunuz Duygu Demir.